Dağçileği Bolca Armut Kölesi'nde yetişiyor. Evet, oradan almışmışız. Evet. Bunların kamyonları var mı? Unutmuşlar. Hala bir tanesi var. Şu yol itibariyle devam ediyoruz. Bu biraz daha şey yapacak. Evet, sessiz. Çok güzel. Merhabalar, hoş geldiniz. Nasıl, beğendiniz mi burayı? Evet, güzel. Nasıl, güzel değil mi? Evet, çok evet. Güzel. İnşallah yapılacak olan çalışmalarla daha güzelleşecek. İnşallah. Pazar Belediye Başkanı. Dışarıdan, siz misiniz? Evet, evet. Dışarıdan gelen misafirlerimizi en güzel şekilde ağırlamak için elimizden geleni yapacağız. Tabii öncelikle yapılan çalışmaları incelemeye geldik. Yetişsiniz. İnşallah daha memnun kalmanız için burada sporlar olacak. Ha, ne güzel. Biz de... Oh, çadırınızı kurdunuz, harika. Çadırımız canlı yayındayım bu arada. Herkese ilçemizi tanıtmak adına bir şeyler yapıyoruz nacizane. Ne güzel, ne böyle güzel, güzel bir atmosferi yakalayınca çok böyle bir şeyler paylaşmak istedim. Arabayla girilebiliyor mu buraya? Arabayla girilebilir ama çalışmalar bitsin eşyaları. Ondan sonra. Ha, tamam. Tabii şimdi şu süreçte kayma yapabilir. Allah korusun yarından sonra yağmur gelecek. Ne zaman bitirmeyi düşünüyorsunuz? Bu yaz döneminde bitecek. 2021'de daha güzel bir ortama kavuşmuş olacağız. Tamam. Önümüzdeki yazda yine bekleriz. Biz bu yaz yine misafir olmaya geleceğiz. Harikasınız. Tamam. Tamam. Niye kalabalık gelin olur. O zaman. Tabii ki. Tabii ki. Görüşmek üzere. Hoşça kalın. Sağ olun. Sağ olun. Buradan dönelim mi, gidelim mi? Etrafını dönelim mi? Yani bizim için sakıncası yok. Çok da güzel olur. Sizin vaktiniz varsa eğer. Tamam. Bence dönelim. Yani hem görmüş olursunuz. Göletin etrafına yürümek paha biçilmez. Thank you.
Şurada bir köprü var. O çok güzel oldu. Tabii biraz daha tabii çalışmalar bitince. Buranın bakım onarım onlara ait değil mi başkanım? Yok, bakım onarım belediye ait tabii. Bu çalışan ekipler sizin ekipleriniz. Bu çalışan ekipler proje ekipleri. Milli Parklar, Doğa Koruma Milli Parklar'a ait proje ekipleri. Onun sonrasında yapılacak olan bütün çalışmalarda biz devreye gireceğiz. Nasıl, keyfiniz? Yürüyüş iyi mi geldi? Güzel değil mi? Ya bir de dinlendiriyor böyle yürürken toprak insana. Ay ay. Erdemir Barajımız var. Orası da böyle oturup seyir yapabilecek, keyif yapabilecek bir yer. Burası daha böyle doğal güzellikleri olan bir yer. Onun dışında bir esere göletimiz var. Esere göletimizde de bir A tipi mesire çalışması düşünüyoruz. Orada da kalmalı. Yani bizim dışarıdan gelecek misafirlerimizi burada hafta sonu da olsa barındırma tabii eksiğimiz var. O eksiğimizi gidermek adına projelerimiz başlattık inşallah. Kısa zamanda da alnımız nakliyle çıkarız. Ne güzel. Ne iyi geldi bu yürüyüş bize. Çalışmalar devam ediyor. Sesler geliyor evet, yukarıdan. Şu köprü de çok güzel oldu. İyi olmuş, burada çeşme ihtiyacı vardı. Tam böyle şey noktası, suya ihtiyaç noktası. Ha, şurada bir çeşme vardı, onun öbür tarafa götürmüşler. Tabii pazar yerinde yaşamak ayrıcalıktır değil mi? Yani böyle hızlı hızlı 7 kilometre yürütmüş olduk size de. Ben zaten yürüyüş yaparım. Tamam, çok güzel.
Şuralar çok güzel değil mi? Aynen. Sel burada da etkili olmuş. Toprak kaymasına sebep olmuş. Çok güzel değil mi? Burada zaten bir kere yürüsün yeter. Bu sabah bir akşam yeter mi? Evet. Koçanı söylemiyorum ben. Görüyorum. Koçan senin gibi biraz da göreyim varsa. Kesin abi bir ayı yerim. Harun başkanımızı bir getireceğiz. Buraya hayran kalacak. Bu yokuştan fazla yok ama. Başka yok. Burada ATV ile gezecek. Tabii. Değil mi? Hem tırmanıyor hem şey. Yürüyüş. ATV. Öyle mi? Biri yoruldu mu? Gelecek ATV'leri alacak ama götürecek. Evet. Yorulun otursun bilmem sen o. Şey de var. Öyle. Yürümesin yani. Yürüyecek. Hani güneş görme şansı da yok. Sürekli gölge. Hani şöyle, orada bir tane gördüm. Bir tane daha çeşme ileride varsa. Olabilir, tabii. Tam şu gördüğümüz olduğumuz çeşmede. Bank böyle dinlenmeli. Aynen, bank böyle. İlginç bir renkli bank. Olabilir, o da olabilir. Tamam. Ağaçtan. Ağaçtan orijinal böyle. Orijinal. Kırılmış ağaçlardan. Evet, evet. Küçüklerden. Küçükten. Şey, daha çileği çok. Burada gördünüz mü? Gördüm. Bozcanlık Belediyesi'nin etrafında da çok fazla var. Evet. Yok, daha çileği var, küçük küçük böyle. Şurada gördüm. Bozcaarmut mu ay? Bozcaarmut orman. Orman. Orman, evet. Burası Doğa Koruma Milli Parklar. Bizim kurumlarımız düzgün çalışmıyor. Düzgün çalıştığında ne yerlerimiz var mı? Devlet var. Ama kurumlarımız düzgün çalışmıyor. Bizde drone kanıtçı var değil mi? Var abi, drone da var. Her şey var. Alıç çiçek açmış. Başkan
Bizim ne zaman ne yapacağımız belli olmadığı için hazırlıklıyız. Çizmelere, spor ayakkabılara. Evet, göletin etrafını böyle yürüyüş yoluyla tur etme şansımız var. Şuralar çok güzel. Küçükken ben böyle derelerden geçmeyi çok severdim. Cazip gelirdi. Böyle bir de ağaçlar yapraklarını döküyorlar ya. Evet. O zaman böyle çok çıtır çıtır cazip geliyordu, evet. Bataçıka. Kışın sert geçiyor mu? Kışın tabii, yani iklim itibariyle sert bir kış sezonu geçiriyoruz ama söylediğim gibi yazı ayrı, baharı ayrı, sonbaharı da ayrı, kışı da ayrı. Çok güzel. Geçtiğimiz kış Bolcaahmet Göleti'ni böyle bir canlı yayın yapmıştık. Çok da güzeldi ama. Harika bir atmosfer vardı. Göletin donduğunu gören gölete geldi. Donmuş göleti görmek için. Ya abartmıyorum ama böyle sirkülasyon yaparak gün içerisinde 1000 kişinin geldiğini gördük. Ve hiçbir şey yoktu orada. Yani böyle bir ikram olsa ya da ne bileyim bir çay içecek bir yer bile olsa daha çok talep görecek demek ki. Biz de bir kardeşimize söyledik. Pazar günü sucuğu meşhur. Sucuk ekmek yapalım diye. Festival çok da ya. Güzel oldu. Evet. Yani sonraki haftalarda kışın Bozcaahmet Göleti çok talep gördü. Burası da aynı merkezim. Tabii reklam çok önemli. Onun için böyle canlı yayınlar yapıyorum. Evet. Festival yaparlar. Öyle öyle duyururlar. Evet. Biz de kışa bir sucuk festivali düşünüyoruz yani. Göletin etrafını dolandık. Güzel bitti. Olur. Şimdi bizi piknik alanına çıkarıyor. Burası tabii bu selden dolayı herhalde. Artık insanlar denizden farklı bir tatil araçları içerisine girdiler. Özellikle bu yüzden sonra. Evet. Deniz yerine böyle doğal güzellikler olan yerlerde zamanları geçirmeyi tercih ediyorlar. Mersu'ya geliyorlar. Evet, insanlar değil mi? Geliyorlar. Eski yerde köfteci Yusuf var, burada köfteci Yusuf'a geliyorlar. Evet. Yani insanlar hep uzaklaşmak istiyorlar. Doğru, uzaklaşmak istiyorlar tabii. Değişikliğe ihtiyaçlar oluyor. Bir de uzunca bir süre evden çıkamadıkları için bir duygu patlaması yaşıyor şu anda insanlar. Aşırı geçtiğimiz hafta pazar yerine çok fazla talep vardı.
Hep dışarıdan gelmişlerdi. Tabii biz de virüs gelmemesi için bütün önlemlerimizi hep devam ettiriyoruz. Tedbirlerimiz halen devam ediyor ama tabii insanlarımız kendisini korumazsa biz ne kadar tedbir alsak boş. Şu kollarındaydım her şeyden de. O zaman çok yedirdik. Burası şu kollarında oluşuyor.